Sevgili YouTube arkadaşlarım, tekrardan kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün sizlerle şöyle mutfakta çok güzel bir poğaça yapacağız arkadaşlar. Hem şekliyle olsun hem de tadıyla olsun gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle şimdi arkadaşlar ben malzemelerimi hazırladım. Malzemelerime geçmeden önce şöyle bir halinizi hatırınızı sorayım istiyorum. Nasılsınız arkadaşlarım, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir inşallah. Bizlere soracak olursanız da Allah'ıma binlerce şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Şimdi şöyle arkadaşlar tarifime geçmeden önce şöyle hemen şurada bir bardak ılık sütüm vardı. Bir bardak ılık sütümü bir bardak suyumla karıştıracağım. Yani yine tarifime geçmiş oluyorum. Şöyle yarı bir tane yaş mayam vardı arkadaşlar. Dediğim gibi buzluğundan çıkardım ben yaş mayamı. Şöyle bunun yarısını eriteceğim. Yarısını suyumun ve sütümün içerisine yarısını eriteceğim. Geri kalan da yine buzdolabına kaldıracağım. Evet, şu şekilde yarısı yeterli bana. Diğer yarısını hemen kaldırıyorum. Yine kabın içine katıp koyayım. Başka tariflerim de lazım olacaktır. Şimdi yaş mayamızı erittik arkadaşlar. Suyumuzun ve sütümüzün içerisinde. Şu bardaklarımı alayım. Bir çay bardağı zeytinyağım var arkadaşlar. Siz isterseniz sıvı yağ da koyabilirsiniz. Şöyle 2 yemek kaşığı toz şekerim var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle 2 yumurtamın arkadaşlar bir tanesinin sarısını üzerine ayırıyorum. Diğer bir tanesini bütün ve diğer yumurta sarımın akınına beraber içerisine koyuyorum. Şöyle bunları bir karıştıracağım. Şöyle bir özleşsin iyice. Evet. Şimdi buraya arkadaşlar 5 su bardağı un koydum ben. 5 su bardağı unumu koyacağım. Ondan sonra ne kadar daha koyacağımı size en son un miktarımı söyleyeceğim. Tabii ki her zamanki dediğim gibi un miktarı değişebiliyor. O yüzden yumurtanızın büyüklüğüne göre, un hacmine göre değişebiliyor. O yüzden siz her zaman kontrollü dökün arkadaşlar. Şimdi 5 su bardağı unumun hepsini koydum. Şöyle ilk önce bir sıvılarıyla karıştırayım. Elime çok bulaşıyor çünkü. Direkt elimi daldırmadım. Şimdi 5 su bardağı unumu aldım. Şöyle kovamı alayım. 5. 6 su bardağı unumu da koydum. 6. su bardağım da. Şimdi şöyle bir iki tane daha şöyle çevireyim. Hemen elimle gireceğim. Şimdi elimle yoğuracağım canlarım. 6 su bardağı unumu aldı ve 7. su bardağımı da hazırlayayım. Evet, şu şekilde 7. su bardağımı hazır ettim yanıma. Kovamı kaldırayım. Şöyle yarısını koyacağım bu bardağımı. 6,5 su bardağı şu anda koydum. Duruma göre ilave edeceğim gerisini. Bu arkadaşlar çok pratik oluyor. Çalıştığım iş yerinde dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Yaklaşık 400-450 çocuk falan bizim beslenmesiyle ilgileniyordum arkadaşlar. 2 kişiydik biz Döndü ablayla. Şimdi bunu da koyuyorum. Pandemiden dolayı şu anda çalışamadığımız için artık biz de böyle evde çalışıyoruz. Allah'ım inşallah şu virüsü bir an önce def eder başımızdan da her şey normale döner artık arkadaşlar. Bu sarmal poğaçayı çok fazla yapıyorduk biz. Genelde kahvaltıya falan çocuklara.
Yaklaşık belki 1.000 adet yapıyoruzdur. Çok rahat yapıyormuşuzdur. Çünkü bir yiyen 2 de yiyordu, 3 de yiyordu çocuklardan. 4 yiyen de oluyordu. O yüzden hani çocuklara yok demiyorduk. Birazcık daha un koyacağım. Yaklaşık 7,5 su bardağına yakın un aldı arkadaşlar. Daha koymayacağım artık. Bu yeterli. Şimdi şöyle bir güzel hamurumu tezgahımda yoğurmak istiyorum. Şöyle hamurum oldu artık arkadaşlar benim. Hemen yoğurduğum kabıma şöyle kenarlarına deneyim. Yoğurduğum kabımı şöyle. Evet. Şimdi yoğurduğum kabımın içerisine alıyorum. Bu şekilde kabarana kadar bekliyorum arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 dakikaya kabarır sanırım. Ağzımı kapatıp kaldırıyorum. Şöyle arkadaşlar benim hamurum kabarmış şu şekilde. Hiç arkadaşlar kesinlikle hamurumu söndürmeyeceğim. Mayasını söndürmeyeceğim arkadaşlar. Direkt şöyle tezgahımın üzerine yapışmasın diye şöyle yağ dökeceğim. Ve tezgahımın üzerine dökeceğim hamurumu. Havasını çok fazla aldırmadan şu şekilde koydum. Havasını çok fazla aldırmıyorum ki arkadaşlar. Nasıl olsa tepsi mayası da yapacağız ya zaten. Daha çabuk tepsi mayası geliyor arkadaşlar. O yüzden hiç gazını falan aldırmayacağım havasını. Şöyle çok az tezgahımın üzerine yağ sürüyorum. Çok sürmeyeceğim. Yoksa çeviremem. Şöyle hiç beze tutmaya falan gerek yok. Hamurumuzu döktükten sonra arkadaşlar şöyle alıyorum hamuru, atıyorum ve ucunu alayım. Bu şekilde açıyorum ve sarmal şeklini veriyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde tepsime koyuyorum. Yine dediğim gibi hiç beze tutmuyorum. Hemen hamurumu atıyorum ve şeklini veriyorum bu şekilde. Çok kolay arkadaşlar bu şekilde. Hani çok oyalanmıyorsunuz, hızlı hemen bir misafiriniz falan geleceği zaman hemen yapabilirsiniz yani. Evet, bu şekilde şekillerini veriyoruz. Zaten eliniz belli bir şeyden sonra alışacaktır. Şöyle yaptıktan sonra hani hamurunuzu beze tutmadan alıyorsunuz ya. Hani fazlasını kopartabilirsiniz yani. Şöyle atıyorsunuz. Mesela bu hamurum birazcık fazla. Hemen ucundan şuradan atıyorum hemen. Poğaça tarifim çok pratik oluyor arkadaşlar.
Dediğim gibi iş yerinde bunu çok fazla yapıyordum ben genelde. Açma çıktığı zaman bundan yapıyordum genelde. Daha pratik oluyor. Şeklini veriyoruz. Tepsimize koyuyoruz. Hemen alıyoruz. Hamurumuzu atıyoruz. Şeklini veriyoruz. Koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar benim bütün poğaçalarım oldu. Şöyle hemen şurada bir tane yumurta sarımız vardı. Ayırmış olduğumuz. İçine ben bir tatlı kaşığı pekmez koydum. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ koydum arkadaşlar. Şöyle hepsini bir karıştırıyorum. Şöyle iyice karıştıracağım. Ve üzerine sürmeye başlayacağız artık. En üstüne de arkadaşlar ben susam koyacağım. Siz koyabilirsiniz de koymayabilirsiniz de. İsterseniz çörek otu da koyabilirsiniz. Çörek otu da çok faydalı biliyorsunuz. Şöyle. Her yerine gelecek şekilde poğaçalarımın yumurta sarılarını sürüyorum. Ben şimdiden yapmaya başlarken bile bir taraftan ilk yaptığım poğaçalar bakın kabarmaya başladı. Şimdi şöyle artık susamlarımızı da koyalım. Üzerine ekelim şöyle. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakika poğaçalarım kabarana kadar bekleyecek tepsi mayasında. Muhakkak tepsi mayasını yapın yoksa poğaçalarınız pufur pufur olmaz arkadaşlar. Şimdi yaklaşık 10-15 dakika üzerini örtüp bekleteceğim ben poğaçalarımı. Şimdi şöyle arkadaşlar ağzına tepsi kapatmıştım ben. Poğaçalarım bakın çok da güzel kabarmaya başladılar. Şimdi artık fırına göndereceğim poğaçalarımı. Çok güzel kabardılar. Artık fırınıma gönderdim. Yaklaşık 180 derece yüksek 80 dereceyi ayarladım fırınımı. Artık pişmeye gönderdim. Kapatalım. Thank you.
Şöyle arkadaşlar, benim poğaçam pişti. Şöyle bir 5 dakika falan bir bekleteceğim. İlk sıcağı bir çıksın çünkü çok sıcak. Ondan sonra size iç dokusunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, benim poğaçalarım pişti. Hepsi de birbirinden güzel. Şöyle bir tanesini, daha sıcak ama bir tanesini çıkartmak istiyorum. Şöyle yumuşaklığını da göstereyim size. Şöyle bakın. İçerisi de gayet güzel. Hiçbir şekilde hamur falan değil. Bakın. Tel tel. Tel tel olmuş arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın. Çok parçaladım ama size iç dokusunun tel tel olmasını, tel tel ayrılışını göstermek istiyorum. Bakın. Benim tarifim böyle arkadaşlar. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Ben bunları hemen tabağıma alıp ben yiyeceğim bunları. Hemen şu tabağıma alıyorum. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur canlarım. Kanalımı beğendiyseniz abone olup like atıp yorum yazarsanız da beni ayrıyetten de mutlu edersiniz. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz canlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.